5 dakikada gündem. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki 5 dakikada gündem programıyla karşınızdayım. Ben Muhammed Ali Polat. Şehirler arası otobüslerde uygulanan %50 kısıtlamasına aile düzenlemesi geliyor. Buna göre aynı aileden seyahat eden kişiler otobüste de yan yana oturabilecek. Aile fertleri bileti de %25 ila 40 arasında indirimli alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Millet Bahçeleri toplu açılış töreniyle hizmete alınan Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Millet Bahçesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Küçük mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlenen, seveni kadar eleştireni de bulunan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın canlı yayında bir takipçisine ettiği hakaretten dolayı 1 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı. Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda A pozitif kan grubuna sahip hastaların solunum yolu rahatsızlığı yaşama ihtimalinin %45 daha fazla ve sıfır grubu hastaların ise %35 daha az riskli olduğu tespit edildi. Yunanistan'ın eski başbakanı Alexis Tsipras, ülkesinin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği siyaseti eleştirdi. Tsipras, Başbakan Kyriakos Mitsotakis ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelere başlaması çağrısında bulundu. Tsipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'a davet etme cesareti gösterdiğini söyledi. Forbes'in yayınladığı Türkiye'nin en zenginleri listesine 6400 nüfuslu Denizli'nin Babadağ ilçesi damga vurdu. İlçeye kayıtlı Ahmet Nazif Zorlu 1 milyar 400 milyon dolar, Olgun Zorlu ise 700 milyon dolarlık servetiyle listeye girmeyi başardı. Gaziantep'te bir iş yeri sahibi 20 bin liralık veresiye defterinin kaybolması üzerine soluğu karakolda aldı. Yapılan çalışmalar sonucu iş yeri sahibinin bir arkadaşının defteri şaka yapmak amaçlı aldığı ortaya çıktı. Olaydan ders çıkaran esnaf ise bundan sonra defteri gözüm gibi saklayacağım dedi. Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında yeni bir formül üzerinde çalışılıyor. Buna göre sokağa çıkma izni 2 güne çıkarılacak. Ayrıca yasağın Haziran ayı ortasında kaldırılması planlanıyor. Son 24 saatte 878 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. 21 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 169.218, can kaybı 4.669, 1.922 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların toplam sayısı ise 135.322'ye ulaştı. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi olan ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçebilmesi için direği kısaltılan Fatih gemisi, sökülen kulelerin montajı için Trabzon limanına demir attı. Gemi, Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının seslendirdiği marşlarla karşılandı. Limanda, geminin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçebilmesi için sökülen kulelerin montajı yapılacak. Kulelerin eklenmesiyle denizden yüksekliği 104 metreye ulaşacak gemi, Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacak. Türkiye'de ikinci el online araç pazarında Mayıs ayında 176.020 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin Mayıs ayına göre %17, geçen aya göre %38'lik artış gözlemlendi. İkinci el online pazarda Mayıs ayında araç fiyatlarında Nisan ayına kıyasla %2, 2019 Aralık ayına kıyasla ise %16,8'lik artış belirlendi. Bu ve bunun gibi içerikleri hazırlayabilmemiz için bizlere destek olabilir, videolarımızı beğenip, paylaşıp, yorum yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.